Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu haftadan itibaren Mars Koç burcunda ilerlemeye başladı. 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden birisi yıl sonuna kadar, önümüzdeki Ocak ayına kadar hatta Mars Koç burcunda olacak ve sizin 10. evinizde olacak. Bu dönemde enerjinizi biraz kariyer konularına, sorumluluklarınıza görevlerinize daha fazla odaklayacaksınız Evet yeni başlangıçlar girişimler olabilir mücadeleler olabilir dönem dönem biraz üstlerde ilişkilerde otoriteyle olan ilişkilerde zorlanabilirsiniz çatışmalar biraz yorul, yorulacağınız koşturmalar hayatınızda olabilir uzun bir dönem ve bu dönem Tabii ki kariyerle ilgili konularda da çok belirleyici ve aktif olacak gibi görünüyor Artık bu haftadan itibaren Venüs İkizler Burcu'nda ileri harekette. 7 Ağustos'a kadar ileri hareketli olacak. Bu dönem bizi en azından ruhsal anlamda biraz daha rahatlatacak. Ancak Merkür burcunuzda retro ve bu haftada geri hareketini sürdürüyor. Bu da olaylara biraz duygusal yaklaşmanıza neden oluyor. Biraz objektif olmakta zorlanıyorsunuz. Belki kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Biraz daha dürtüsel olabileceğiniz dönemlerdesiniz. Duygusallıklara dikkat edelim. Gereksiz duygusallıklar sizi zorlayabilir çünkü. Bu hafta Jüpiter ve Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki kavuşumu tekrar etkinleşecek. Yılın en önemli gezegen kavuşumlarından birisi aslında kişisel daha çok Toplumsal alanda çok güçlü ve dönüştürücü etkiler oluşturuyor. Hani sistemleri değiştiriyor. Güçlü yapılandırmalar içerisindeyiz. Evet baskılar da var hayatımızda. Sizin kişisel haritanızda ilişki dinamiklerinizde önemli bir etki oluşturuyor. Biraz güç ve dönüşüm temalarını ilişki dinamiklerinizde, bu her türlü ilişki olabilir tabii ki. Evlilik olabilir, ortaklık olabilir. Bazen hani mücadele ve rekabet içeren ilişkiler olabilir. Buralarda o güç ve baskıları, güç ve dönüşümleri biraz yoğun bir şekilde hissedebileceğimiz bir dönemdeyiz. Pazartesi günü Ay Terazi Burcu'nda evet daha çok evde kalmak isteyeceğimiz eve, yuvaya ait konulara odaklandığımız bir gün pazartesi. Salı ve Çarşamba Ay Akrep Burcu'nda keyif aldığımız konular, aktiviteler, eğlenceli ve yaratıcı faaliyetler, belki çocuklarla ilgili konular, aşk hayatımız Salı ve Çarşamba bizi etkileyebilir ve bir şekilde motive edebilir. Perşembe ve Cuma ise Ay-Yay Burcu'na geçiyor. Bu iki gün özellikle iş tempomuz biraz öne çıkacak. Yani mesleki konular, çalışmamız gereken, yapmamız gereken biraz detaylı işler var. Sağlığınızla da ilgili şöyle bir belki e, bakım, kişisel bakım, belki bir sağlık kontrolü, bunlara da odaklanabiliriz. Güzellik ve estetikle de ilgili artık ertelediğiniz hani kişisel bakımınızla ilgili yapmak istediğiniz faaliyetleri de yapabilirsiniz tabii ki. Ve hafta sonu Ay Oğlak burcunda, dolunay fazında ve 5 Temmuz Pazar günü sabah 7.44'te 13 derece Oğlak burcunda artık e, ay tutulmamızı yaşayacağız. Ay tutulması son iki yıl 2 yıldır yaşadığımız yengeç oğlak tutulmaların artık sonuncusu. Önümüzdeki 9 yıl burcunuzda ve karşı burcunuzda tutulma olmayacak. Ve son 2 yıldır aslında hayatınızda olup biten bazı konuların bir tamamlanma aşamasındayız. Ve daha çok belki ilişki dinamiklerinizle ilgili, eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konularda bir sonuçlanma dönemindeyiz Yani bu bir evliliği gündeme getirebilir veya sorunlu bazı ilişkileri bitirebilir ayrılıklar olabilir belki işbirliklerini başlatabilir ya da sonlandırabilir ee, sonuçta hayatımızda artık ilişkilerle bağlantılı e, kadersel dönüşümlerin bir tamamlanma aşamasındayız sonuç verme aşamasındayız bu tutulmayla beraber Tabi duygusal olarak bizi biraz zorlayabilir, hassas olabiliriz çünkü ay tutulması bu. Sizi de yönetici gezegeniniz ay özellikle hafta sonu sizi duygusal olarak etkileyebilecek ki bunlar ailevi konular olabilir e, ilişkiler, evlilik, aile, ebeveynlerle ilgili konularda olabilir. Biraz hassasiyetlerinizin olabileceğini, belki biraz ruhsal ve bedensel sağlıkla ilgili de hassasiyetlerinizin olabileceğini unutmayın lütfen. Kendinize özen göstermekte, dikkat etmekte fayda var bu süreçte. Evet, özellikle doğum gününüz 1-10 e, Temmuz arasıysa bu ay tutulmasının sizi çok daha güçlü bir şekilde etkilemesini bekleyebiliriz. Daha kadersel, hayatınızda önümüzdeki 8-9 yılı önemli ölçüde şekillendirecek, etkileyecek bazı özel dönüşümlerin olması mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.